Evet ikinci derece denklemlerden seçme soruları çözeceğiz. Öncelikle denklemli sorularla başlayalım. Köklü denklemlerde yapmamız gereken her iki tarafın karesini almaktır. Dolayısıyla biz burada her iki tarafın karesini bir alalım. Şimdi aldığımız zaman birincinin karesi 2x 1 olur. Eksi 2 çarpı birinci 2x 1 çarpı karekök x eksi 1 ikinci artı ikincinin karesi x eksi 1 eşittir 1 olur. Daha sonra yapmamız gereken köklüleri bir yerde tutup ne var ne yok diğer tarafa atmaktır. Ya da burada köklünün başında eksi olduğuna göre bunu bu tarafa alalım, bunu bu tarafa alalım. Şimdi x'ler 2x, x daha 3x. Şimdi eksi 1, eksi 1 daha eksi 2, bir de bu gelir. Eksi 3 eşittir. 2 çarpı karekök kök e, 2x-1 çarpı karekök kök x-1 olur. Daha sonra aslında yapmamız gereken her iki tarafın tekrar karesini almaktır. Ama yani o şekilde de olur ama biz burada pratik bir şey yapalım. Yani şu ifade bunun içinden çarpım olarak geliyor. Ben bunu 3 çarpı x 1 diye düşüneyim. Onu da 3 çarpı karekök kök x eksi 1 kare kök x eksi 1 diyeyim. Eşittir 2 çarpı karekök 2 x eksi 1 çarpı karekök kök x 1 olur. Daha sonra x eksi 1'leri buradan böyle sadeleştirelim. Fakat Şimdi her iki tarafı bir şeye böldüğünüz zaman onun sıfır olma ihtimalini asla unutmayacağız. Yani x eksi 1'i sıfıra eşitlesek buradan da x eşittir 1 olabilir. Daha sonra burası 3 çarpı karekök x eksi 1 eşittir 2 karekök 2 x eksi 1 ya. Şimdi her iki tarafın karesini alsam burası 9 çarpı x eksi 1 burası da 4 çarpı 2 x eksi 1'den 9 x eksi 9 eşittir 8 x eksi 4 buradan x eşittir 5 bulunur. Aslında böyle bulduğumu, bulduklarımızı da yerine koyup sağlıyor mu diye bakmamız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Genelde tek çıkınca cevap oluyor da. X eşit işte 1'i yerine yazdığımız zaman 1 eksi 0'dan sağlıyor. 5'i de yazdık mı sağladığını görüyoruz. 3 2 yapıyor. Dolayısıyla toplamı da 6 olur. Evet şimdi ikinci derece denklemleri dönüştürülen sorulardan çözeceğiz. Yani o tarz sorular 2 senedir sorulmadı. Ee, en son bir 2017'de güzel bir logaritma sorusunda sormuşlardı. Şimdi p üzeri x'in karesi diyelim eksi p artı 1 çarpı p üzeri x artı p eşittir 0 Şimdi bunu ikinci derece denkleme dönüştürmek için p üzeri x'e e, a desek o zaman şöyle bir şey olur. a kare eksi p artı 1 çarpı a artı p eşittir 0 olur. Şimdi tabi hani çarpımı şu toplamı şu diyorduk ya burada öyle bir durum var aslında yani ben bu p'yi eksi p eksi 1 diye düşünürsem bunu da dağıtıp düşünürsem eksi p eksi 1 çarpımı bu toplamı bu olur. Dolayısıyla a değerleri ya p'dir ya da hani bunun eksi solu ya pratik olarak a eşittir 1'dir. Şimdi a neydi peki p üzeri x demek ki p üzeri x ya p'ymiş ya da p üzeri x eşittir 1'miş buradan x eşittir 1 olur buradan x eşittir 0 olur. Toplamı da kaç e, Neyini sormuş? Toplamı bir sıfır daha cevap bir olur. Evet yine ikinci derece denkleme dönüştürülebilecek bir soru. Ben bunu şöyle düşünsem. 2 üzeri x kare eksi 3x'in karesi diye düşünsem. Çünkü 2x kare eksi 6x yapıyor ya. Artı 3 çarpı. Tabii şu artı bir e ayıralım. Yani 2 çarpı x kare eksi 3x. Çarpı 2 üzeri 1 diyelim. Eşittir. Bunda eksi 7 eşittir 0 desek. Yani aslında bu da e, hadi bir daha düzenleyelim. 2 üzeri x kare eksi 3 x'in e, karesi artı 3 kere 2 6 çarpı 2 üzeri x kare eksi 3 x eksi 7 eşittir 0 olur. Şimdi 2 üzeri x kare eksi 3 x'e a diyelim. O zaman a kare artı 6 a eksi 7 eşittir 0 olur. Şimdi çarpımı bu toplamı bundan dolayı artı 7'ye eksi 1 desek çarpım bu toplam boyu verir. Yani dolayısıyla a eşittir ya eksi 7'dir ya da a eşittir 1'dir. Şimdi neye a demiştik? 2 üzeri x kare eksi 3x ya eksi 7'dir ya da 2 üzeri x kare eksi 3x eşittir 1'dir. Tabi 2'nin bir kuvveti negatif olamaz. Dolayısıyla bu olabilir ama. O zaman x kare eksi 3x buradan tabi 2'nin kaçıncı kuvveti 1'dir? 0 olur. Bunda x çarpı x eksi 3 diye düşünsek geçti. Işte sıfır ya bu sıfır ya bu sıfır. x eşittir sıfır buradan da x eşittir 3 bulunur sıfıra eşitleyince. Bunların toplamı da cevap kaç oluyor? 3 oluyor. Evet yani bu soruda denklemin köklerinden biri k'dır e, diyor. Buna göre tabi soruyu eksik yazmışız ama şöyle diyelim. Burada sorulan soru şu k küp artı 1 bölü k küp nedir diyorduk. Evet k küp artı 1 bölü k küp nedir? Şimdi şöyle yapalım. X artı 1 bölü x e, bunun bir kökü k ise yani x artı 1 bölü x yerine ben a desem. a kare eksi 8 a artı 16 eşittir 0 olur. Bu da hani bunun yarısı eksi 4 karesi de bunu verdiği için bu da a eksi 4'ün karesi eşittir 0 olur. O zaman a eşittir 4'tür. Yani aslında x artı 1 bölü x eşittir 4'tür de. Yani bir kökü k ise yani k artı 1 bölü k da 4 diyebiliriz. Şimdi gelelim sorumuza. k küp artı 1 bölü k küp soruluyor. Şimdi çarpanlar ayırmada şöyle bir formül var. a artı b'nin kübü a küp artı b küp artı 3 a b a artı b'dir. Yani ikisini verip birini sorduğu zaman değer bulma sorularında bu formülü kullanırız. Şimdi ben a yerine k, b yerine de 1 bölü k yazsam. Kübü eşittir. k küp artı 1 bölü k küp artı 3 k 1 bölü k k artı 1 bölü k olacaktır. Şunlar da gider. Şimdi k artı 1 bölü k'yı bize 4 verdiğine göre buraya 4 yazsam buraya da 4 yazsam 4 kübü 64 eşittir k küp artı 1 bölü k küp A artı 12 olur. E, al bunu buraya 52. Evet. K küp artı 1 bölü K küp buradan 52 olarak bulunuyor. Evet. Yoruma dayalı bir soru çözeceğiz. Denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre B'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Evet. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre diyor. Şimdi ne demek bu şimdi? E, bunun paydanın e, kökü olan x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 bunun bir kökü olamaz. Şimdi dolayısıyla şimdi birinci ihtimal diyelim. Birinci ihtimal diyelim. Şöyle olabilir. Mesela aşağısı x eksi 2 olur. Yukarısı da x eksi 2 çarpı nokta nokta gibi bir ifade olabilir. O zaman çünkü x eksi 2'ler gittiği için e, bu ifadenin şunun içinin kökü bir kök olur. O zaman bir eleman ne olur? dolayısıyla şöyle düşünmem lazım. Yani şu ifadenin içinde bir x 2 çarpanı bulunmalı. Yani onu da şöyle düşünelim. Hani biraz polinomlarla ilgili düşünelim. x 2 ile tam bölünür yani. Bu birinci ihtimal. Dolayısıyla x kare artı bx artı 1 x eksi 2 ile tam bölünebilir. O zaman x eksi 2'yi sıfır desem x eşittir 2. Bunu da burada yerine yazayım. 2'nin karesi artı 2b artı 1 eşittir 0. 2b eksi 5, b eşittir eksi 5 bölü 2 demek ki olabilirmiş. Peki başka bir ihtimal nedir? İkinci ihtimal şu. Yani yukarısı e, bir tam kare olabilir. Yani yukarısı ama tabii x eksi'nin karesi değil de mesela atıyorum x artı 5'in karesi gibi veya atıyorum yani bir tam kare olabilir. Dolayısıyla e, yukarının ikinci ihtimal ikinci ihtimal yukarıdaki ifade bir tam kare olabilir. E, tam kare olması için ne olması lazım? Delta eşittir sıfır olabilir. O zaman b kare eksi delta 4 çarpı 1 çarpı 1 yani eşittir sıfır olabilir. b kare eşittir 4'ten b ya 2 olur ya da eksi 2 olur. Bak gerçekten b yerine mesela 2 yazsak burası x artı 1'in karesi olur ve sadece eksi 1 kök olur yani. Şimdi dolayısıyla B'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 5 bölü 2 o da eşittir 10 bulunur. Güzel bir soru. Evet bu kendi çıkardığım daha önce 2000, 2008'de çıkardığım kitaptan bir soru. Şimdi ax kare artı 3 çarpı a artı 1 x artı a artı 2 eşittir 0 denkleminde a büyük 0 olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Yine bir yorum sorusu. Şimdi bu tip sorularda kökler toplamına, kökler çarpımına bir de deltaya bakarak yorum yaparız. Mesela kökler toplamı nedir? Kökler toplamı eksi 3 çarpı a artı 1 bölü a'dır. E şimdi a pozitif olduğuna göre burası poz, burası poz. E Yukarısı negatifi pozitife böl o da eşittir negatif. Yani kökler toplamı negatifmiş. Peki kökler çarpımı nedir? C bölü idi değil mi? O zaman A artı 2 bölü A'dan dolayı e, A zaten pozitifse e, kökler çarpımı ne çıktı? Poz çıktı. Evet, yani kökler toplamı negatif, kökler çarpımı pozitif çıktı. E, bir de deltaya bakalım. E, şimdi delta da b kare eksi 4ac diye yani 3 çarpı A artı 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı artı 2'dir. Delta. B kare eksi 4ac formülünden. O da 9 çarpı artı 1'in karesi eksi 4 a kare eksi 8 a'dır. Yani o da 9 çarpı a kare. Bu 2 a'ya dağıttım. 18 a artı 1 ya dağıttım. 9 eksi 4 a kare eksi 8 a. Yani a kare e, ne yapar? 9 a kareden 4 a kare çıkart. 5 a kare artı 10a artı 9 çıkar. Evet. Yani delta'ya baktığımız zaman a da madem pozitifse delta da pozitif çıkıyor. Yani demek ki nasıl yorum yapabiliriz? Şimdi e, bunun iki tane kökü var. Toplamı negatif çarpımı pozitif. E, i̇ki kökün de negatif olması icap etmez mi? Evet iki kök de negatif olursa çarpımı pozitif toplamı negatif olur. Evet dolayısıyla cevap bursa. Evet yani bu soruda da yine kökler hakkında bir yorum yaptıran güzel bir soru bu. Denkleminin birbirinden farklı dört gerçel kökünün olabilmesi için diyor. Allah Allah. Emin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi ben x kareye bir a desem. A yani şu x karenin karesidir yani. Eksi 4 x kare artı m eksi 4 eşittir 0. Yani bu ifade a kare eksi 4 a artı m eksi 4 eşittir 0 şeklinde bir denklem oldu. Şimdi peki nasıl yorum yapacağız? Şimdi x kare eşittir a dedik ya. Yani bu a değerleri iki tane pozitif değer olursa atıyorum 4 ve 9 gibi. 4 ve 5 gibi. Yani oradan da x'in bunun mesela 1 2 bir eksi 2 bir 3 bir eksi 3 gibi iki tane, ikişer tane kök gelir. 2 2 daha 4 olur değil mi? E, dolayısıyla burada yapacağımız yorum 2 kökünün de pozitif olması yorumudur. E, dolayı, çünkü 4 kök olması için 2 kök de pozitif olursa bunun e oradan da x'in de 2 değeri gelir. Şimdi dolayısıyla yani buradaki 2 kök yani A1 büyük A2 büyük sıfır şeklinde pozitif olması lazım. Şimdi bunlarla ilgili yine yorum yaparken bakın epeydir çıkmadı da böyle sorular yine gelebilir. Kökler toplamı, kökler çarpımı bir de delta'ya bakacağız yine deminki gibi. Dolayısıyla böyle bir durum olması için bunun kökler toplamı A1 artı A2'si bu denklemin büyük sıfır olması lazım. 1. E kökler çarpımı A1 çarpı A2'nin de büyük sıfır olması lazım. Bir de delta'nın büyük sıfır olması lazım. E kökler toplamı zaten eksi b bölü a'dan eksi eksi 4 bölü 1'den dolayı büyük sıfır oluyor. Burada problem yok. Yani buraya bakmaya gerek yok o zaman. Şimdi şu ikisine bakalım. a1 çarpı a2 yani kökler çarpımı m eksi 4'ün büyük sıfır olması lazım. E daha sonra m büyük 4 çıkar. Bu 1. E bir de delta büyük sıfır olması lazım. Delta neydi? Formülünü hatırlayalım. B kare eksi 4 ac büyük sıfır olması lazım. Hatta b kare büyük 4 ac de diyebiliriz. O zaman b kare dedim eksi 4 dün karesi 16 yazayım direkt. Büyüktür 4 çarpı 1 çarpı m eksi 4. Her tarafı 4'e bölsek 4 büyüktür m eksi 4. 8 büyüktür m oluyor. Evet. Dolayısıyla buradan da 8 büyüktür m büyüktür 4 oluyor. Emin alabileceği değerler toplamı da 5, 6 ve 7 olmak üzere. Kaç yapar? 11 7 daha cevap 18 olur.